Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bu geçtiğimiz iki hafta içerisinde maalesef uzun ders videosu paylaşamadım sizlerle. Birkaç tane short videosu paylaştım. Bundan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde AutoCAD'de kullanılan bir tane Lisp'i size göstermek istiyorum. AutoCAD'deki Lisp kavramı şudur aslında. Normalde birkaç komutu kullanarak yapmış olduğumuz uzun uzun işlemleri, uzun uzun adımları tek bir tuşla veya tek bir komutla ya da birkaç tane kısa kısa komutla çok hızlı bir şekilde yapmamıza olanak sağlayan kavramdır. Bu dersimizde de AutoCAD'de kullandığımız bir tane Lisp'i işleyeceğiz. Bu Lisp'in ismi DPL. DPL. Size bunun linkini aşağıda açıklamalarda vereceğim. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu DPL yani DPL Lisp'in ne işe yaradığını göstermek istiyorum size. Şimdi bunun için tabii bir tane çizim yapalım çok kısa bir şekilde. Şöyle polyline'dan oluşan Şöyle basit bir çizim yapalım hemen. İşte şuraya gelsin. C diyelim. Şimdi şöyle bir tane polyline çizimimiz var. Polyline yani sürekli çizgilerden oluşan bir çizim. Niçin line ile değil de polyline ile çizdiğimizi de birazdan bahsedeceğim. O zaman zaten anlayacaksınız. Şimdi DPL şu işe yarıyor. Tek bir komutla yani DPL komutuyla bütün ölçülerini çıkartmamıza olanak sağlıyor. İşte şurasını şurasını şöyle bütün ölçülerini çıkartıyor. Şimdi biz normalde ölçülendirme yaparken nasıl yapıyoruz? Yukarıdan örneğin line'a tıklıyoruz. Şöyle iki tane seçiyoruz. Daha sonra şöyle tek tek bunları seçmemiz gerekti. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Bakın bu çizimimiz çok kolay. Çok basit olmasına rağmen bizi biraz uğraştıran adımlar mevcut burada. İşte tek tek seçiyoruz falan. Bunlar bazen can sıkıcı olabiliyor. Bunu böyle yapmaktansa DPL kullanıp yani DPL lispini kullanıp tek bir tuşlamayla bu bütün ölçüleri ortaya çıkartabiliriz. Z edelim, bunları silelim. Şimdi öncelikle açıklamalarda verdiğim linkten DPL lispini indirin. Sonrasında şimdi yapacağım adımları izleyip siz de AutoCAD'e DPL list'ini yükleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle A AVP'ye basıyoruz. Daha sonrasında bakın upload çıktı zaten. Buraya bir defa tıklayalım. Şimdi şöyle bir sekme açıldı. Bu sekmede bakın şu üst tarafta seçebileceğiniz isimler mevcut. Örneğin şurada DPL var. DPL listi. Veya bunu buradan bulamazsanız da dosya adı kısmından bakın şuraya DPL yazdığınızda zaten DPL list çıkıyor. Bunu seçtikten sonra load diyoruz. Şimdi burada always load diyebilirsiniz veya load once diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şu an load once diyebiliriz. Daha sonra close diyoruz. Bakın şu aşağıda upload dpl lisp Successfully Loaded diyor yani yükleme başarılı anlamına geliyor. Şimdi DPL ismini yükledikten sonra klavyemizden DPL'ye basıyoruz. Daha sonra Space veya Enter'a basıyoruz. Sonrasında bakın Select Polyline to Dimension diyor. Yani şu anda bizden bir tane polyline çizimini veya tek parça halindeki çizimlerden bir tanesini seçmemizi istiyor. Tek parça olan çizimlerde işte üçgen, dörtgen, beşgen, Rectangle komutu ve Polygon komutu kullanılarak yapılan bu çizimlerdir. Biz zaten bunu polyline ile yani tek bir çizgiyle çizdiğimiz için şu anda bunu seçip ölçülendirmesini yapabiliriz. Mouse'umuzla bir defa tıklıyoruz. Bakın şöyle bütün ölçüler tek bir tuşlamayla şöyle karşımıza çıktı. Şimdi bunu şeyde deneyelim. Dörtgende beşgende deneyelim. Poligon komutuna girdik. Örneğin yedigen olsun. 7 enter. Şöyle bir tane çizelim. Daha sonra dpl'ye basalım. Space'e basalım. Yedigeni yani şeklimizi seçelim. Görmüş olduğunuz gibi tek bir tıklama ile bütün ölçüleri almış olduk. Bunu sol tarafa kaydıralım. Bir tane rectangle çizelim şöyle basitçe. DPL'e basalım. Space'e basalım. Rectangle'a bir defa tıklayalım. Şöyle bakın Uzun ve kısa kenarını bize hemen hızlı bir şekilde verdi. Evet arkadaşlar, DPL lispi bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi tek bir tıklama ile bütün ölçüleri ortaya çıkartabiliyoruz. İlerleyen derslerimizde diğer listleri de inceleyeceğiz. Eğer sizin aklınızda list varsa onları yorumla belirtebilirsiniz. Onlara öncelik verebilirim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.